Aşağıdakilerden hangisi bir gezi yazısında bulunmaz? Gezilen yerin tarihi ve kültürel özellikleri bulunur. Kişisel gözlem ve değerlendirmeler elbette. Gezilen yerin doğal güzellikleri anlatılır mı? Tabii ki. Tanıtıcı ve betimleyici unsurlar elbette. Ancak tartışmacı anlatım olmaz. Tartışmacı anlatım karşı tezi çürütmek üzerine oluşturulur. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde gezi yazısı ile ilgili bilgi yanlışı vardır. Gezi yazısı yazarın hayal gücüne dayanan temelini kurgudan alan bir tür değildir gerçekliği yansıtır doğru. Gerçeklere gözlemlere dayanır ve yazar bunları kişisel görüşleriyle süsleyebilir doğru. Gezi yazısında yazar neyi önemsiyorsa ona ağırlık verir kimi kültürel değerlerin kimi doğal güzelliklerin anlatımına yoğunlaşır doğru. Amaç okurun duygularını harekete geçirmektir. Hayır. Bu coşku ve heyecanı dile getiren metinlerde yani şiirlerde olan bir özelliktir. Cevabımız denizli. Bununla birlikte gezi yazarının kültürel birikimi onun yazılarını derinleştiren unsurlardan biridir. Doğru. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? Şimdi anlatım biçimi varsa eleyeceğiz. Yok hepsi düşünceyi geliştirme yöntemi. Bir bakalım. Mardin'e vardığımızda kayaların ihtişamı pek ayrım gözetmeden hepimizi etkilemeyi başarmıştı. Mardin gururla bakıyordu tepeden. Dikkatsiz ve ön yargılı bir gözün dağınık karmaşık ve yoksul bulacağı bu çok yaşlı kent Şurada bir karşılaştırma var. İyi bir edebiyatçının romantik olmaktan hiç çekinmeden anlattığı zengin geçmişi ve dikkatle bakılınca görülebilecek özellikleri nedeniyle artık sıra dışı bir şehirdi. Sokaklar birbirine appara denen tünellerle bağlıydı ve taş işçiliği burada taştan anlamayan birinin bile fark edeceği kadar göz alıcıydı. Fark edeceği kadar göz alıcıydı. Burada da bir karşılaştırma var. Şimdi örneklendirme göremedik. Tanık gösterme yok. Benzetme yok. Sayısal veri yok. Evet burada iki yerde özellikle de karşılaştırmayı gördük. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın gezi yazısından alındığının kanıtı olamaz. Kuzeybatı Almanya'nın 9 ayrı kentinde düzenlenen okuma turuna katılmak için Dizburg'a geldik. Dizburg küçük derli toplu nüfusu 500 binden az tenha bir kasaba. Ancak ayrılırken görebildiğim o efsanevi Ren nehrine sırtını dayamış. Hava soğuk kuzeyin sert kışını hemen tanıyorum. Edebiyat turnesi boyunca karargah olacak Ibis Otel'in 121 numaralı odasına yerleşiyorum. Otel çok sevdiğim iki binanın tam ortasında. Solumda Dizburg kararı sağımda postanesi. Şimdi öznel değerlendirmeler yapılmış mı yapılmış? Öyküleyici ve betimleyici anlatım var mı? Evet. Nitelik bildiren sözcükler kullanılmış yani özellik bildiren sözcükler. Mesela kış nasıl kış? Sert kış şeklinde. Coşku ve heyecanı yansıtması olmaz. Coşku ve heyecanı yansıtan metinler şiirlerdir. Bu bir şiir değil. Bu bir gezi yazısı. Görülen yerlere ait gözlemler sunulması elbette cevabımız D seçeneği olmalıdır. Bu parçayla ilgili yargılardan hangileri söylenemez demiş. Bir bakalım. Merakeş, Casablanca'nın Akdeniz özelliğinden çıkıp bize artık Afrika'da olduğumuzu anlatacak her türlü renk ve dokuya sahip. Ünlü Cemal Fina Meydanı görülmeye değer. Yılan oynatanlardan, meyve ve hasır sepet satıcılarından, maymun göstericilerine kadar her şey burada. Kasım ayının soğuk İstanbul ve Ankara'sından sonra 23 derece sıcaklığın ortasında bedenlerimiz bayram ediyor. Gönlümüz de bu bayrama katılıyor. Bol gürültülü uzun pazarlık törenlerine katılıp rengarenk seramikler, işlemeli hasır kilimler ve gümüş takılar alıp tekrar meydanda kalabalığa karışıyor. Çölde nane çayı içiyoruz demiş. Şimdi gezilen bir yerle ilgili gözlemler aktarıldı mı? Evet. Tartışmacı bir anlatım var mı? Hayır burada tartışmacı bir anlatım yok. Kişisel görüşler sunuldu mu? Evet özellikle Ankara'nın soğuğundan sonra oranın sıcağını nasıl algıladığını bize anlattı. Tanımlamalarla anlatım zenginleşti mi? Bir tanım var mı burada? Yok. Gezilen yerin ayırıcı özelliklerine değinildi mi? Özellikle Ankara ile kıyasladığı bölüm harika. Dolayısıyla bu da var. 2 ve 4 yoktu. Cevabımız C seçeneği olmalıdır. Bu parçayla ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Şimdi Tuna Nehri bilindiği gibi şehri Buda ve Peşte diye ikiye ayırıyor. İki yaka birbirine Arpat, Margit, Zenci, Spargan, Portfi köprüleriyle bağlı. Bu eski köprülere son yıllarda modern bir yenisi eklenmiş. Elizabeth Köprüsü. Buda Peşliler küçük çapta bir San Francisco köprüsünü andıran bu asma köprüyle pek övünüyorlar. Peşte'nin en ferah, en şiirli yanı elbette Tuna kıyıları. Bu kıyılarda güzel bulvar kahveleri var demiş. Evet hangileri doğrudur? Şehir planı nesnel veriler sunularak açıklanmaya çalışılmıştır. Evet köprüden şundan bundan vesaire bahsetti. Tamam. Kurguya dayalı bilgiler gerçek veriler gibi aktarılmıştır. Kurguya dayalı veriler burada göremedik. Yazar beğenisini karşılaştırmalı bir söyleyişle yansıtmıştır. Bakalım karşılaştırmalı bir söyleyiş. En ferah, en şiirli derken evet burada karşılaştırmalı bir anlatım söz konusu. Evet baktığımızda hangileri doğru? 1'i ve 3'ü almamız gerekecek. Dolayısıyla cevabımız da D seçeneği olmalıdır. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş otomobilleri atlayıp şehrin yolunu tuttuk. Az sonra petrol kuyuları başladı. Bu görüntüyü size nasıl anlatsam? Göz alabildiğine bir düzlük düşünün. Bu düzlük üzerinde hiç ağaç yoktur. Yalnız ve yalnız kuyular, madeni kuyu kuleleri, kuyular, kuyular, kuyulardan bir orman. Yakınlarından geçtiğimiz kuyulara bakıyoruz. Bir tek insan göremiyoruz. Hepsi de kendi kendine işliyor. Bırakılmış bir şehir sanki. Şimdi nesnel veriler bilimsel bir gerçeği ispatlamak için kullanılmış mı? Hayır. Bu bir gezi yazısı bir makaleden alınmadı. Tanımlamalarla ele alınan konu anlaşılır hale getirildi mi? Hayır. Derin bir korku öznel değerlendirmelerle sunulmuş mu? Burada bir korku ifadesi yoktu. Şaşkınlık yaratan bir durum benzetme yoluyla aktarılmış. Evet adamlar Yalnızlığa bir şaşırıyor burada. Hiç kimsenin olmamasına şaşırıyor. Dolayısıyla cevabımız Denizli. Kurgusal bir dünya, öyküleyici bir anlatımla verilmiştir. Hayır bir roman ya da öykü olmadığı için, geziyası olduğu için bu da olamaz. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? hayali unsurlara dayalı bir metin, izlenimler dile getirilmiş, karşılaştırma var, benzetme var, Varna'nın değişiminden söz edilmiş. Sarı, altın sarısı, ipek şerit gibi gözün alabildiğine uzanan sahil boyundaki 12 katlı 15 katlı gökte, gökdelenler, evet burada bir karşılaştırma gördük, aynı zamanda izlenimler var, tamam. Karadeniz'in hiç eskimeyen dalgalarına karşı koymak için yapılmış birer kaleydiler sanki derken yine bir benzetme söz konusu, yine izlenim söz konusu. Ama bu sert bu haşin dalgalar en azgın zamanlarda bile o muhteşem karelerine, eteklerine erişecek kudrette değildiler. Medeniyet tabiatı yenmişti Varna'da. 10 yıl önce yılanların hatta vahşi hayvanların dolaştığı, insan ayağı basmayan çalılıklar, şimdi dünyanın dört bir tarafından koşup gelen binlerce turiste doluydu. 4000 yataklı 30 modern otel, 1200 yataklı zarif bungalovlar ve daha binlerce kişiyi alabilecek pansiyonlar süslüyordu sahil boyunu. Evet burada bir değişim de söz konusu, e benzetme de gördük, tamam. 154 bin nüfuslu tarihi varna turistik bir şehir olmuştu son yıllarda. Evet hayali unsurlara dayalı bir metin. Oysa bu bir gezi yazısı. Hayali unsurlar masallarda vesaire olur. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olmalıdır. Bu parçanın yazılma amacı aşağıdakilerden hangisidir? Paris'in metro istasyonları her zaman canlı ve ilginçtir. Hele gece yarısına doğru büsbütün renklenirler. Paçavralara sarılı, yaşlı evsiz barksızlar yerlere ya da banklara uzanıp uyurlar. Kimileri tencerelerini küçük gaz tüplerinin üstüne koyup yemek pişirir. Tamtamdan tutun da duygusal Fransız şarkılarına kadar her türlü ses duyulur. Tek duyulmayan şey klasik müziktir. Ama günün birinde onu da duydum. Bir de baktım ayakta durmuş. Önünde nota sehpası. Kemanıyla Mozart çalan genç bir kız. İşte o kızı hiç unutamıyorum. Evet adam burada bize Paris metrosunu anlattı. E, dolayısıyla Paris metrosunun ilginç yönlerini anlatmak evet kesinlikle cevabımız bu. Etkileyici bir anıyı dile getirmek değil. Klasik müziğin önemini vurgulamak değil. Parislilerin garip tavırlarını değinmek değil. Evsizlerin içler acısı halini yansıtmak değil. Cevabımız A seçeneği olmalıdır.